Değerli Mavera Televizyonu izleyicileri, her hafta olduğu gibi bu hafta da çok kıymetli bir konuğumuz ve çok güzel bir konumuz var. Türkülerin dili dedik, türkülerin dilini şair, halk ozanı, sanatçı Sayın Osman Öztunç'tan dinleyeceğiz. Osman Bey, çok yoğun programınızdan bizlere zaman ayırdınız. Hoş geldiniz efendim, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim, sağ olun, var olun. Efendim, arkadaşlarımız uzun zamandır şeyde bekliyorlar, yayında bekliyorlar. Müsaade ederseniz hemen sorularımıza başlayalım isterseniz. Olur. Öncelikle sorular sormadan önce bir teknik sorun yaşandı. Bunu izleyenlerimiz bilsinler. Bana bayağı bir telefon geldi. Hani yayın başlamayacak mı diye. Halbuki ben hem izleyenlerimize hem de size daha güzel bir program olmasını istedim. Stüdyodayız şu an ama tabii bizim bu sistemimizle sizin sisteminiz pek uyum sağlamadı. Bu sebepten sizin istediğiniz şekilde formatta hazırlanmış oldu. Var olun efendim, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, türkülerin kültürümüzde yeri hakkında neler söylersiniz? Siz halk ozanısınız. Türküler efendim bize neler söyler? Türküler bize ne? yani bunlara tabii ben kendimce cevap vereyim. Bu işin içinde kitabı bilgisi olan arkadaşlarımız daha rahat ve daha ferah bilgiler verebilirler dinleyenlere. Ama ben sadece bunun mutfak kısmında olduğum için ben sadece yazıyorum, söylüyorum. Ama bunları izah etmek, bunları açıklığa kavuşturmak gerçekten benim işim değil. Bu işin kitabi noktasında olan eli kalem tutan büyüklerimizin işi. Tabii ben kendimce cevaplar yine vermeye çalışayım. Türküler bize neler söyler? Türküler bize neler söylemez ki? Her şeyi söyler. Türkülerin kültürümüzde yeri gerçekten çok büyük. Yani aşka düşmüş bir insan aşk acısı çekiyorsa bir türküde o teselliye kavuşabilir. Ama aşkın böyle farklı noktasında ise acı değil de neşesini yaşıyorsa herhangi bir türkü onu birden hüzne de gark edebilir. Zaten aşıklığın oluşumu da budur. Gelgitler yaşanır filan. Hakeza sevgi yine öyledir. Sevgi anneyi sever, babayı sever, kardeşi sever, tabiatı sever. İşte sever de sever insanoğlu. Her şeyi sevebilir. Tabii o kendi gönlüyle alakalıdır. Bu sevgiye de bir karşılık vardır. Annesini özlediği zaman İlla ki annesinden ona bir türküde selam gelir veya da annesinin de onu özlediğini bir türküde algılayabilir insan. Onun yine kendi gönlüne kalmış. Tabii buna doğayı ekleyebiliriz, ölümü ekleyebiliriz, kahramanlığı ekleyebiliriz, gurbeti ekleyebiliriz, özlemi ekleyebiliriz. Bunların hepsi bizim işte türkülerimizin kültürümüze bir şekilde yansıması. Fakat Fatma, ben bu hadiselere mesela sorunuz çok güzel bir soru da kültürümüzün içerisinde türküler aslında nerededir? Bir de bu var. Evet. Şimdi kültürümüzün içerisinde de türkülerimiz halk edebiyatıyla beraber o kadar güzel yerlere oturtulmuş ki biraz önce saydığım mesela aşk, sevgi, işte kahramanlık, gurbet, özlem, hasret falan işte aşk ya da aşkın acısı çeşitleri bunları hep güzel edebiyatımız hepsini kategorize etmiş, hepsini hazırlamış ve insanların beğenisine sunmuş diyelim. Çok güzel hazırlamışlar. İçinde her şey var. Her şey var. Ben böyle bakıyorum. Harika, evet. Kategorize edilmiş yani. Tabii bunu böyle anlatmak yeterim. Aslında yetti arttı. Fakat benim bu gibi meselelere bakış açım biraz daha farklı olabiliyor. Ben müziğin her türlü içindeyim çünkü. Evet. Böyle hem değişler noktasında hem protest şarkılar
noktasında. Efendim müsaade ederseniz bunu şöyle bir soruyla açalım mı Osman Bey? Şimdi aşıklık geleneği var biliyorsunuz. Az önce mukaddimede de biraz bahsettiniz aslında. Aşıklık geleneği hakkında Osman Üstünç neler söyler? Geleneğin ustaları kimlerdir? Ozanlık geleneğinde size zemahşer deniyor. Anlamı nedir? Zemahşer mahlasını kullanmanızın bir hikayesi var mı efendim? Biraz böyle birkaç tane soru gibi oldu ama. Olsun ben hepsine cevap veririm. Aşıklık geleneği ve ozanlık geleneği ile ilgili bilgiler istiyorsunuz. Halk içinde en çok yaygın yani büyüklerimizin bilgilendirdiği bu yıllarca ben de bunu böyle kullandım. Diyorlar ki işte tabii gelenek başka bir şey. O geleneği de konuşalım. Aşıklık geleneği pardon ben konular böyle hızlandırılmış bir şimdi ya benim tabiatım bu böyle Fatma kusura bakma. Estağfurullah. Böyle her şey o kadar hızlı ve suratlı bir akım sağlıyor ki. Evet. Önceden mesela o geçiş halinde durdurup cevabını veriyordum. Şimdi sadece geçiyor artık yaşlandık galiba. Kusura bakma. Estağfurullah. Geleneği de neler var? Aşıklık geleneğinde bir kere öncelikle usta ve çırak ilişkisi vardır. Ya usta çırak ilişkisiyle olur veya da işte denir ki badeli aşıklar vardır. Bunlar genelde bir pir tarafından, bir mürşit tarafından, bir evliya tarafından badelenirler. Bu badelenmeyi de genelde bunlar ağız yoluyla yani içerek alırlar gibi yüksek kanaat vardır. Bir de ne vardır? Yani işte badelenme yoluyla var. İşte ya buna benzer işte usta çırak ilişkisiyle olur. Daha da var da yani şu an bir anda ben de dağıldım. Ben dağılırsam beni topla lütfen. Toplayalım. Tamam. O zaman şöyle diyelim efendim. Aşıklık geleneğini anlattınız. Peki sizin ozanlık geleneğindeki sizin isminiz Zemahşer. Zemahşer mahlasını kullanmanızın hikayesi var mı efendim? Varsa anladım. Paylaşır mısınız? Sorularınızın hepsini tekrar anladım. Aşıklık geleneğinde bu böyle. Bu sebepten şimdi devam ederek geleyim ben. Evet, evet. Tabii ustalarımdan çok özür diliyorum. Onlar muhakkak daha iyi bilirler. Benim anlattığım her şeyin yani bence olduğu için düzeltilmeye muhtaç olabilir. Kusuruma bakmasınlar. Estağfurullah. Neticede bu badeli falan söz konusu olduğu için aşıklar için haktan alıp halka veren olarak bilinirler halk içinde. Yani haktan alıp halka ikram ediyor gibi ve diyorlar. Ozanlık geleneğinde bana Zemahşer diyorlar. Doğru. Ozanlık geleneğindeki benim adım Zemahşer'dir. Şah Zemahşer olarak geçer. Çünkü Şah Zemahşer iki isimden oluşuyor. Şah Ozan'ı genelde biz halk edebiyatında hocalarımız çok iyi bilirler. Lep değmez ya da halk içerisinde dudak değmez denilen bir tür vardır. Belki televizyonlarda görmüşsünüzdür. Dudakların arasına iğne veya da kürdan koyarlar. Orada B, P, F, M, V, F gibi ünsüzler kullanılmaz. Dudakların birbirine değmemesi gerekiyor. Lep değmez için. Lep değmez ya da dudak değmez denilir buna. Öyle değmemesi için de dudakların birbirine değmemesi için de kürdan takarlar ya da işte iğne koyarlarmış önceden. Şimdi tabii biz bunları söylerken ona gerek duymadan bu icra edebiliyoruz. Yani yel değsin güle dağlar hislensin yağan kar ile yel değsin güle çağlar hislensin yağan kar ile dağlar süslensin mesela dediğimizde evet. Dudakların birbirine değmediğini görüyoruz. Bu böyle bir tarzdır fakat buna bir açıklık da getireyim ondan sonra tekrar Zemahşer bölümüne döneyim.
Ben bunu şah tabi burada Şah Ozan haksın hak halkınan görüş. Ciğerini ciran kuş yırtıcı kuş. Celladına kışkış, deccala kışkış, çün haşr neşrinde Hızır da ölür. Dediğimiz zaman yine dudaklar birbirine değmedi ve burada dikkat ederseniz Şah Ozan mahlasını kullandım. Çünkü zemahşer dediğim zaman dudaklarım birbirine değecekti. İçinde mi? Mahşer, evet. Ha, o yüzden Şah Ozan'ın o şah kısmını kullandım size. Zemahşer ben zemahşer mahlasını büyüklerim tarafından aldım. Detaylı bu konuyu insanlarımızın bilmesi çok önemli bir şey değil. Evet. Zemahşer dediler büyüklerimiz. Daha sonra yüzyıllar sonra öyle diyorlar yine. Türk ve dünya edebiyatına ben bir nazım şekli ve bir tür ve dört tane de özellik isteyen işaret sıfatı dediğimiz nazım türleri kazandırdım. Hatta mesela bu nazım şekliyle ilgili ilk bunu kabul edenler çok ilginç Fransız edebiyatçıları oldu. Fransız edebiyatçıları dünya edebiyatçılarına sunum yapmam için beni Paris'e davet ettiler. Çağırdılar. Evet. Ettiler. Bu nazım şekli güzel bir nazım şekli gerçekten. Bu da evet. Ne zaman? Aşağı yukarı 400-500 yıl sonra ortaya konulmuş bir nazım şekli. Efendim Osman Bey, müsaade ederseniz o kısma geleceğim ama izleyicilerimiz de çok merak ediyorlar. Osman Öztunç müziğe nasıl başladı? Müziğe başlama hikayenizi dinleyebilir miyiz efendim? Nasıl bir iklimde yetiştiniz? Çocukluğunuz ve gençliğiniz nasıl geçti? Yani zemahşer olana kadar ki beslenme serüveninizi merak ediyoruz efendim. Yer her sanatçı gibi ya da her ozan gibi ya da her aşık gibi bu gerçekten yaratılış itibarıyla önce olması gerekir bunun. Yani ben gerçekten aşık kimdir dendiği zaman yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Sadece kafiye ezbercileri ya da şiir okuyan ya da şiir okumaya çalışan insanlara aşkın vergili olmadığı kanaatindeyim. Bu öncelikle bilinmeli. Çünkü yeryüzünde milyarlarca insan sever ve sevilir ve aşık olur. Bunlar duygularını şiirsel olarak dile getiremiyorlar diye aşksız mı kaldılar? Böyle şey olmaz. Olmaz. Neticede o kafiye... Ben bazı şeyleri söylerken tabii aslında soru gelir diye de şey yapıyorum. Ama önemli değil, oraları geçelim. 7-8 yaşında... iken ve daha küçüktüm, ben iyi hatırlıyorum. Evimizde bu Azerbaycan taraflarında kullanılan bir saz biçimi vardır. Ondan vardı ama telleri yoktu. onunla oyun oynardım. Ve ben hala o saz türünü çok severim gerçekten. Bizim çaldığımız bağlama türlerine yakın ama aynısı değil. Biraz daha farklı. Ama onlar beni kesmeyince işte hani önceden bu sehpalar olurdu ağaçlardan güzel güzel. Onların evet. Böyle bacakları böyle eğri olurdu. Birleştirdiğimiz zaman gerçekten böyle bir saz şeyi modeli ortaya çıkardı. Onları bağlardılar birbirine, üstüne de lastik gererdiler. Ben onunla kendi kendime eğlendirirdim ama hayatımda en önemli noktalar şu, tabii bunu herkes böyle diyor da bu aradaki ustaları unutuyoruz, onları unutmadan devam edelim. Hayatımın ilk tabii evreleri Köroğlu türküleri var, Yunus Emre Hazretlerinin o muhteşem öğretileri var, şiirleri var ve buna benzer Sümmani babalar var. Onların türküleriyle veya da o zamanlarda benim annemin de sesi çok güzeldi. O annemin söylediği türkülerin veya da buna benzer işte ağıtlar kulağımızda dolmasıyla birlikte bir şekil almışız ya. İşte evet. Onunla da yetişe yetişe tabii bunda sadece bir hazırlanış biçimi çocukluktan ama gençliğe dönme yıllarımızın
durumlarda daha farklı. Zaten ben 12-13 yaşında saz çalıp Türk söylüyordum. Evet. Alışmıştım artık yani. Neticede evet. Annem, babam veya da evimizde sazlar bizim çok oldu ondan sonra. Kırdığım sazların haddi hesabı yok. Çünkü öyle birdenbire öğrenilmiyor. Öğreniyorsun, kırılıyor, yerine yenisi gelmesi gerekir filan. Nerelisiniz efendim? Nerelisiniz diye soruyor bir izleyicimiz. Osman Bey nereli diyorlar. Osman Öztürk nereli? Vallahi evet. Anneme sorarsan, babama sorarsan Allah rahmet eylesin. Osman Öztürk Erzurumludur. Onlara katılıyorum. Çünkü onlar dedelerim Erzurum'dan geldikleri için bize öyle bir esas vardır. Yani atalar neredense sen de oradansın. Nerede doğduğun hiçbir önemi yok. Yoktur. Doğru. Öyle doğru. derler. Ben Tokatlıyım. Tokat'ın Çamlıbel nahiyesinde dünyaya geldim. Dolayısıyla ben Tokatlıyım. Evet. efendim, seslendirdiğiniz türkülerden sizi en çok etkileyen hangisi acaba? Neden acaba? Yani hangisinden çok etkileniyorsunuz söylerken ve nedenini merak ediyoruz. Yani... Ya dünyadaki en zor şey ne biliyor musun Fatma Gülşen Koçak? Nedir efendim? İnsanın kendisini anlatması. Ya evet. Şimdi bana birini anlat desen öyle anlatırım ki var ya. Yere evet. göğe sığdıramam. Ama iş bana geldi mi hep böyle zorluklar çekiyorum. Evet. Aslında belki bunu da öğrenmemiz gerekir. İnsan kendini ifade etmeli. Ederim de ya tam anlamıyla veya da içindeki o Osman Öztuncu ya da ozanlık geleneğindeki zamahşeri anlatmak gerçekten benim işim değil. Evet. Ben bana verileni halkımla, insanlarla paylaşıyorum. Gönlüme düşenleri paylaşıyorum. Yani hak aşığı formatında değilim tabii ama bütün şairler, ozanlar, yazarlar, çizerler muhakkak bir ilham yolu ile hareket ederler. Ben de o ilhamımı paylaşıyorum. Hangi şarkılarımı seviyorum? Ben tabii klasik bir cevap olmasın ama şarkılarımın hepsini de çok severim. Çünkü her biri benim şarkılarımın kategorize değişir. Yani milli içerikli artık eser niteliği kazanmış bestelerim var veya evet. ya da sözlerim var. Evet. Ama onların dışında protest dediğimiz tavır konulması gereken yerlerde ya da eleştirilmesi gereken kimseler varsa o ayrı bir kategori, aksiyon daha fazla. Evet. Onu da çok seviyorum ama deyişlerim var mesela. Onları da ayrı ya hepsini seviyorum ben ya. Sevmeden söylenilmez zaten aslında. Söylenilmiyor. Yani efendim az önce cümlenin arasında milli dediniz, milli beste evet. dediniz. Biraz milli. Açar mısınız bir milli beste? Biz biliyoruz ki ilk milli besteyi siz icra ettiniz evet. ve Mehmet'imle. Evet, evet. Onu biraz açarsanız, daha sonra da müsaade ederseniz izleyenleri onu izleteceğiz. Arkadaşlar izletecekler. Hem size bir soruklanma arası. Evet, evet efendim var. Harika, arkadaşım hazırladı. Harika yordunuz o zaman stüdyoda. 5 kişi çalıştı size güzel. Bir şeyler ikram edelim diye. canlı izleyelim diye düşündük ama olmadı. Ama evet, inşallah yalan. Şeyden izletecek arkadaşımız. Hem biz de soluklanmış tamam. olacağız bu arada. Var, efendim evet. milli beste dediniz. Mehmet Emin nasıl besteledi? Milli içerikli, milli beste. Özür dilerim, yanlış evet. sordum. Haklısınız. Milli tamam. içerikli beste. Nasıl beslediniz? Milliler malına makina vurmasın diye öyle diyorum. Milli içerikli diyorum. Ya evet. Zaten milli bir eser olmuş gitmiş yani. Evet efendim. Ya sen doğru konuşuyorsun da. evet. Estağfurullah. Efendim sizi de dinlendirelim efendim isterseniz. Bir iki dakika, 2,5 dakika Mehmet'imi dinleyelim. Milli içerikli Türkiye'deki ilk beste Mehmet'im. Buyurun efendim. Peki.
Efendim her dinlediğimizde biraz böyle buruklanarak ve hissederek dinliyoruz. İçimizden, ruhumuzdan gelerek. Neden çok sevildi efendim bu Mehmet'in türküsü, parçası sizce? Neden çok sevildi? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevisiyle, Sünnisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, ay yıldızlı, al bayrağın altında yaşayan bütün kardeşlerimizin evlatları askere gidiyor. Vatanı evet. Görevini yapıyor. Hepsine minnet duyuyoruz gerçekten. Bu arada tabii evet. Bütün vatanı için, milleti için, al bayrağı için, Allah için şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Evet. Allah razı olsun. Dolayısıyla o dönemler işte herhalde bu bir 30 seneye yakın zaman evet, önce gerçekten. Ben sizinle ilk konuştuğum zaman böyle bir cümle kullanmıştım. Çocukların milli damarını güçlü tutmak için sizin türkülerinizi, parçalarınızı dinlettim demiştim. Bu da onlardan birisiydi. Gerçekten tabii. Milli damarını insanın coşturan bir şarkı. Bu, bir parça. Şarkımız ya da eserimiz ya da türkümüz her ne diyorsalar evet. adına evet. Müthiş bir anahtar görevi yaptı. Yani bu eserden öncesine kadar evet. Bu formatta, bu tarzda şarkılarımız, türkülerimiz, bestelerimiz yoktu hakikaten. Şiirsel olarak vardı. Ama bestelenmiş, ortaya konulmuş filan yoktu ki biz bu klibi hazırladık da zaten uzun bir müddet televizyonlar yayınlamadı onu. Evet, tam efendim bununla ilgili bir şey soracağım. Siz ekranlardan görülmediğimiz, yani ekranlardan görmediğimiz, hatta gösterilmediği halde milyonlara ulaştınız. Osman Öztunç bunu nasıl başardı efendim? Yani bunu Osman Öztunç başarmadı. Cenab-ı Allah Osman Öztunç'un gönlüne bir ilham düşürdü. Böyle bir besteyi hazırladık, klibini çektik. Daha sonra yayınlandı. Nerede yayınlandı? Bir tek TRT1'de ilk yayınlanan Ertürk Gönden vardı. Yaşıyorsa selametle, güzelliklerle yaşasın. Evet. Artık yani uzun zamandır bilmiyorum. Eğer rahmeti rahmana kavuştuysa da yer mekanı cennet olsun o güzel insanın. O cesaret, onun cesurluğuyla birlikte ben bunu programımda yayınlayacağım diyor. TRT'de, o zaman TRT'de Perde Arkası diye bir program vardı. Evet. Orada yayınladı ve Türkiye Cumhuriyeti ile kucaklaşan bir eser oldu. İlk iki ayda 3 milyon beğeniye kavuştu. O zaman kaset devri. Vardı, evet. Ondan sonra tabii üstüne katlayarak yürüdü gitti. Yani insanlar kendinden bir şey bulduğu için bu eser kabul gördü. Yoksa benim ya da falancanın bizler vesileyiz. Yani Cenab-ı Allah bunu böyle murat etti ve ortaya koydu. Dolayısıyla hem Türkiye Cumhuriyeti milli içerikli bir eser kazandı evet. ve daha sonra da Cenab-ı Allah bu vesileyle bu Perde Arkası bu programdan sonra ilk yayınlanan parçanız bu programdan sonra yayınlanmış efendim. Bu muymuş o program? Evet evet efendim arkadaşımız. Evet. Acaba araya bir yayın mı? Hayır efendim. Sizin parçanızın türkünün yayınlandığı ilk yayınlandığı program bu programdan sonra yayınlanmış efendim. Allah Allah harika. Evet. Evet. Neticede evet. Fatma Gülşen Koşak. Yani bizden herkesten bir şey olduğu için, hepimizin evinden bir asker çıktığı için, hatta pek çoğumuzun evine şehit ateşi düştüğü için, gazi ateşi düştüğü için aslında kendimizden bir şey buluyoruz değil mi efendim? Tabii yani biraz önce söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün vatandaşlarımız ay yıldızlı al bayrağın altında gerçekten bunu kabul etmiş vatandaşlarımızın evlatları herkes askere gidiyor. Ya evet. Burada ne mezhep ayrımı var, ne şu bu bilmem ne ayrımı var. Evet. Yani bu vatanın evladı olan herkes gönüllü gidiyor zaten. Gönüllü gidiyor, evet. Gönüllü gidiyor ya. Yani evet.
Dolayısıyla kendinden bir şey görecek. Burada ben mezheplerimiz de dahil yani bu milliliğin içerisine. Şükürler olsun. Evet. Hiçbir ayrım yok. Müthiş bir şey var. Müthiş bir güzellik. Dolayısıyla böylece yerini bulmuş oldu ve devamında şu var tabii. Mehmet'im halkımız içerisinde kabul gördü. Gördüğü gibi kendinden sonrakilerin de önünü açtı. Açtı, demek evet. Doğru efendim. Böyle bir güzellik oldu. Yoksa nerede öyle klip çekeceksin? İçinde asker yürüyecek, bayrak dalgalanacak, posta yani çok zor işler. Çok zor iş. Efendim, popüler kültürün hakimiyeti maalesef güçlü bir şekilde kendini hissettiriyor. Günümüzde sizce türküler hak ettiği değeri görüyor mu? Yoksa gitgide ilgi azalıyor mu efendim? Yani buna ben şimdi ne diyeyim? her devrin kendine ait bir söylemi vardır. Evet. En doğrusu bu. Her devrin benim içinde bulunduğum kültür bütün samimiyetimle aslında işi bilenler bunu hemen fark eder. Kişi kendinden mesuldür. Öncelikle ben kendimden yola çıkarak söylüyorum. Bu akış içerisinde dedem Korkut'tan hocam Ahmet Yesevi Hazretlerine kadar çizilmiş bir milli kimlik coğrafyası var. Ve Şeyh Ahmet Yesevi Hazretleri ile birlikte bu mana aleminin yayılmış olduğu bir tasavvuf iklimi var. İslamlaşma iklimi var. Şükürler olsun. Şimdi bu kimlik üzerinden hareket anlayışa bürünmüş bir kimsenin tabii hem yüksek bir anlayışa da sahip olması gerekiyor. O zamanın dili oydu. Biz o dili yüzyıllar öncesinden aldık ve ruhumuzda kabul ettik. Hala onu yaşamaya, yaşatmaya çalışıyoruz. Tabii günümüzün dili biraz farklılaştı. İnsanlar farklılaştı. Model yani şeye girmek istemiyorum aslında. Gelecek zamanlardaki insan modellerine ve şekillerine oluşturulması çalışan bir yaşam anlayışı dayatılması dahası düşünülen bir yaşam anlamasına girmek istemiyorum. Bunlar hepsi zemindir, normaldir. Günümüzde de popüler müziğin ileri gelmesi, önde olması gayet normaldir. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahipsiz olsan bu vatan batmayacaktır demiş asıl esas şair. Dolayısıyla Osman Öztunç ya da Osman Öztunç gibilerin düşüncelerine Türkiye Cumhuriyeti'nde program olarak yer verilmedi, televizyonlar olarak yer verilmedi. Hep kenarda kalsın, itelensin, geride kalsın. Niye? Günü kurtarma eylemiyle gündelik şarkılar ve gündelik şarkıcılar ve gündelik işte o sahneler kimler hazırlıyorsa günü kurtarma çalışmaları neticesinde bunlar bir popülerlik kazanabiliyor. Televizyonlar da öyle değil mi? Allah evet. Aşkına. Yani evet, televizyonlar da öyle. Yapılan şeyler. Bunların hepsi geçicidir. Geçicidir. Hiç kimse dert etmesin, gam etmesin. Çünkü hiç siz popüler kültürü içerisine bulunmuş da yüzlerce yıldır ayakta kalabilmiş birini tanıdınız mı, gördünüz mü? Yoktur. Ama mesela bir Köroğlu, bir Dadaloğlu, bir Yunus Emre Hazretleri, bir Mevlana veya Sümani Baba dendiği zaman hala bunların ezgileriyle, bunların sözleriyle nefes alıp veren bir sanat hayatı var. Şimdi bu popüler kültür sanatçıları mesela bir büyüğümüz bize bunu ilim olarak nakletti. Fakat ben bunu şeye uyarlayayım. Yani izin verirler inşallah. Sanata ve sanatçıya. Yani bunu ikiye ayırmamız gerekiyor Fatma Gülşen Koçak. Nasıl ikiye ayıralım? Bir sanatı omuzlamış olan bir sanatçı var. O sanatı omuzlar. Bir de sanatın omuzladığı sanatçı vardır. Birisi sanatı omuzlar, diğeri sanatçıyı omuzlar. Biri sanatçı sanatı omuzlarına almak zorundadır. Çünkü onu omuzlarına almasa kendisi de yok olacak. Ama sanat sanatçıyı omuzlarına
almalı, alır zaten. Gerçek sanatçıları omuzlarına alır sanat. Der ki sen olmazsan ben yok olacağım. Yani mesela bundan ibarettir. Evet. Şimdi birileri sanata tutunmak zorundadır. Onlar işte bu bahsettiğiniz kimseler. Hı-hı. Sanatçı adı altında sanata tutunarak bir hayat sürmeye, bir yaşam nefes alacak, verecek onlar da yapsın onu. Evet. Ama gerçek anlamda tabii sanatçısı ülkenin, yurdun sanatçıları bellidir. Kim ne kadar ötelerse ötelesin. Kim ne kadar ötelerse ötelesin. Allah'ın tuttuğunu birileri yok edemez. Yok edemez. Peki efendim, şimdi konuklarımıza bir klip daha armağan etmek istiyoruz. Hangisini olur yayınlayalım? Hangisini? Yani benim klibim ne var bilmiyorum ki. Gönlünüzden ne geçiyorsa onu yayınlayalım. Tamam. O zaman Mehmet kardeşimiz hangisini yayınlamak isterse onu alalım. Ya normal şarkı yayınlayabiliyor mu? Evet. Ha, yani harika. Yani klibi olan her şeyi yayınlayabiliyor efendim. Klibi olması gerekiyor. Klibi olması gerekiyor, evet. Tamam, çünkü benim çok sevdiğim şarkılar var. Bu 2017 albümünde de onların henüz klipleri yok. Evet. İşte Dilek var mesela, muhakkak evet, dinlemenizi tavsiye ederim. Zaten ozanlık geleneğinde de zamaşer nazım şeklini anlatan güzel türkülerimiz var. Onları belki biraz sonra işleriz ama buyursun kardeşim. Ne elinden de geçtiyse yayınlasın. İnşallah. Ondan sonra da şu soruyu cevaplayalım Osman Bey, tabii, müsaade ederseniz. Tabii. Yüzyıllar öncesinden Yunus, Dadaloğlu, Sümmani bize neler söyledi? Bunu konuşalım inşallah. Şimdi Dilek şarkısını dinliyoruz efendim. Aa süper. Aha çek. Dilek efendim. Merhaba, da, sesim geliyor mu? Evet, bu da tadına doyamadığımız parçalarınızdan birisiydi efendim. Dilek isminde. Evet. Çok güzel oldu. Efendim, sorumuzu tekrar edeyim. Yunus. Ben sorumuzu hazırladım. Dadaloğlu. Bize Sümmani ve evet, adını sayamadığımız halk ozanları bugüne neler söylediler efendim? Yani bugüne neler söylediler? Biraz önce aslında programımızın ilk girişinde özetlediğimiz gibi mesela Türk kültüründe işte türkünün yeri ya da türkülerde işte kendi kültürümüz nerededir filan gibi bunlar kategorize edilmiş zaten. Yani aşk, sevgi, kahramanlık, ilahiyi de dahil etmemiz gerekir. Ben bunu söylerken aslında şey yapmadım. Burada kimler var? İşte Yunus Emre Hazretleri var. Ya da Köroğlu var, Dadaloğlu var, Karacaoğlan var. Mesela üçü birbirinden apayrı bir alan, kategori gerçekten. Yani şimdi Yunus'un hali başka, Köroğlu apayrı biri. Köroğlu'dan başlayan mesela, Köroğlu kılıç bir ozan gerçekten. Hak arayan, adalet peşinde olan, hürriyeti kulluğa satmayan gerçekten. Bu yaratılışa hakim bir Anadolu evladı. Tabii Köroğlu denilince akla hemen Tokat'la Sivas'ın arasında yaşamış o Çamlıbeli, orijinali orası diye öyle söylüyorum. Çünkü ben bu konularla ilgili çok araştırmalar yaptım. Hatta benim kitaplarımın arasında o da var diye düşünüyorum. Yaşadığı bir Çamlıbel Dağı var. Orada hayat bulmuş. Orijinal Çamlıbel Dağı ve bütün veriler oradadır. İnşallah devletimiz oraları tanır, bilir, bulur. Köroğlu'na ait diğer yerlerde Köroğlu'na ait veri yoktur. Şimdi tabii bu şu demektir değil. Köroğlu sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne mi ait? Hayır. Köroğlu tüm Türk dünyasının Köroğlu'sudur. Azerbaycan'da da vardır. Azerbaycan'da da vardır. Azerbaycan Türkleri Köroğlu'nu vermez kimseye. Veya da işte Türkmenistan'a gittiğin zaman orada da vardır. Orada isimler değişkendir. Köroğlu, Koroğlu, Goroğlu diye. Gor demek bizim Erzurum dilinde ve kendi hala Tokat'ta. Gor mezar demektir aynı zamanda. Yani bunu pek bu konuya inmek istemiyorum. Gor'un oğlu, yani mezarın oğlu anlamına şey getirmek istemiyorum, bu o apayrı bir alan. Köroğlu neler bırakmış? Köroğlu biraz önce söylediğimiz gibi hak için, adalet için,
milli varlığınız ve bütünlüğünüz için bunu ben kendimden hani daha önce, çünkü o yapı onun içinde var, onda var o. O zamanın şartlarında belki yok ama hürriyetiniz için mücadele etmekten korkmayacaksınız. Hakkı söylerken süklüm püklüm olmayacaksın, cesur olacaksın diyor. Kılıç Ozan. Tabii bu Köroğlu'nun seslenişlerinde önce bir bunlar tanıyalım ki hani özelliklerini bilmemiz lazım bu zatların gerçekten. Evet. Köroğlu mesela tabii yüksek, coşkun, dahası böyle kavgacı bir ruha sahip olduğu için seslenişleri de ritimsel özellikleriyle birlikte kucaklaşıyor. Yani Köroğlu'na sadece şiirleriyle değerlendirirsek eksik kalırız. Köroğlu'nun ritimsel özelliklerini bilmek durumundayız. Çünkü Cenab-ı Allah nasıl bir şey verdiyse bu Köroğlu'na, Köroğlu'nun asıl adı Ruşen'dir zaten. Şimdi buna nasıl bir hal yüklediyse Köroğlu'na, hem tarzı, hem kuvveti, hem o ahlaki güzelliğinin yapısı, hak arayışı, mücadeleci oluşuyla birlikte şiirleri bu anlamda zaten yürüyüş kazanıyor. Fakat yetmiyor, bir de ritimsel özelliği var. Yani dinleyen insanı coşturuyor. Nasıl oluyorsa yani Allah ona öyle vermiş onu. Evet. Yani bir de kendine ait çeşitlemeleri de var Köroğlu'nun. Yani bir tane değil. Mesela işte Köroğlu hey hey yine de hey hey dedim abi. Yani evet. Şimdi kafadan insanı çekiyor. Bu sesleniş işte ne diyor? Köroğlu düşer mi yine şanından, çoğunu ayırır er meydanından. Kırat köpüğünden, düşman kanından, çizmem dolup şalvar ıslanmalıdır. Ya bu nasıl bir şey değil mi? Şimdi evet. zaman tabii bir ozan olarak kendini onunla hemhal görüyorsun. Sanki ben yüzyıllar öncesinden Köroğlu'yla birlikte tanışmışım da hani kavgaya girmişim gibi hissediyorum. Yapısıyla birlikte. Bir de Köroğlu'nun da şu özellik de var. Mesela o hey hey dediği zaman veya da işte şiirlerin içerisinde hainler, kalleşler, zalimler işte gibi sövmeye yakın biraz sövgüleri de var. Yakın şeyler var. Fakat bunu düşmanlarına karşı bir yüreklerine korku düşürürken kendi cengaverlerinin ruhuna o kavgada güçlü ol coşkunluğunu veriyor. Korkma. Geri çekilme. Ölmekse ölmek. Zaten ha bugün öldük, ha yarın öleceğiz. Ölüm de var zaten. Buna da iman et. Kendi arkadaşlarını da hazırlama sistemi var. Yani öyle bir seslenişi var ki hem kendi cengaverlerini hazırlıyor buna, karşısındakinin de gönlüne korku düşürüyor. Böyle bir tarzı var. Fakat bu sövmeleri Köroğlu'nun veya da yiğitçe seslenişleri şahsa yönelik değil. Karşısındaki insanların, kalabalık insanlara karşı bunu hainler, kalleşler, kahpeler, satılmışlar falan diyor. Fakat mesela evet. En nazik ve kibar tarafı şunun, ben bunu da kendimi çok görüyorum Köroğlu'nda ve Köroğlu'nda çok beğendiğim bir husus. Ne mesela şahsa yönelik. İşte Bolu Bey'ine seslenmiş mesela. Benden selam olsun Bolu Bey'ine diyor. Ya bütün hakareti bu. Evet. Halbuki bütün hakareti bu. Ya benden selam olsun Bolu Bey'ine. Gerisinde ne var? Gerisinde çıkış şu dağlara yaslanalım. O dağda bakalım kim kimi yok edecek. Evet. Hadi gel. Yani o sebepten diyor. Öyle bir kavga edeceğim ki seninle ve askerlerinle ya da her kimin varsa. Hepsini kan yoluna boğacağım diyor. Kılıçtan geçireceğim sizi. Ki evet. Öyle ki benim atımın köpüklerinden ve sizin kanınızdan çizmeme kadar kanlar dolacak. Evet. Böyle coşkun biri. Ama selam söyle diyor. Evet. Sadece benden selam söyleyin diyor. Hadi bakalım. Ya seslenişi böyle. Aynısını yine tabii Köroğlu
16. yüzyılda yaşamış ama 17. yüzyılda yaşayan Dadaloğlu için de geçerlidir bu. 18. yüzyılda yaşamış Dadaloğlu. O da mesela kılıç ozanlardan biridir. Bize coşkunluk verir, heyecan verir filan. Ama o da diyor ki, mesela kısaya getireyim bunu. Ferman padişahsınsa dağlar bizimdir. Hadi gelsin bakalım. Evet. Neden böyle bunu? Yani şahsen öyle şahsını incitici, onurunu kırıcı düşmanı bile olsa onur kırmak gibi, onu üzmek gibi eşine, çocuklarına, ailesine, tarih hakaret etmek gibi. Asla evet. Bir hakaret yoktur. Çünkü bizim Türk toplumumuzda bu yok. Evet. Toplumumuzda bu yok. Evet. Özel yapmışız. Özel. Elhamdülillah. Efendim biraz müsaadenizle sizinle olan samimiyetime sığınarak biraz şımarıklık yapabilir miyim? Buyurun. Tabii ki ne demek. Sınır ötesine gidelim eğer müsaade ederseniz. Sizden Şeyh Şamil'i dinleyelim efendim. Olur tabii ki. Şeyh Şamil'i dinledikten sonra yazmış olduğunuz kitaplarla ilgili konuşmak istiyoruz efendim. Kaleme aldığınız. Ne kadar onu söyle yapalım. Şeyh Şamil'i dinleyelim. Siz de bir nefes aralığı. Çayınızı soğutmayın efendim. Tamam. Peki. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Evet. Efendim yüreğinize sağlık. Gönlünüze sağlık. Yine aldınız bizi, yıllar öncesine götürdünüz. Evet. Efendim siz ozan olduğunuz, sanatçı olduğunuz kadar kaleme aldığınız eserler de var. Son soru bununla kapatalım müsaade ederseniz. Olur. Yazmış olduğunuz aslında eserlerden. Mesela Karacaoğlan ve Yunus'tan da biraz bahsetmek isterdim ama onu da başka bir... Başka bir programda inşallah efendim. Yapalım. Çünkü... Evet. Peki buyurun. Yazmış olduğunuz eserler hakkında... Aramızda genç izleyicilerimiz var, edebiyat okuyanlar var, güzel sanatlarda okuyan kardeşlerimiz var. İstifade etsinler diye soruyorum efendim bu soruyu. Yazmış olduğunuz, kaleme aldığınız kitaplardan biraz bahseder misiniz? Benim bitmiş 7-8 tane hikayem var. Tabii bunlar mevcut bildiğimiz kahramanlar var. İçinde Köroğlu da var. Dahası İşte Karacaoğlan da var, işte Alparslan var, Uluvatlı Hasan var. Bunları kendim tabii hikayeleştirdim ama onların basında falan hiç sıra gelmedim. Bu Zemahşer Nazım şekliyle öyle bir şeyin içine girdim ki bu halk edebiyatıyla birlikte önceden benim alanım ve tarzım değildi. Yani ben daha çok protest şarkılar yazar söylerim. Milli şerikli şiirlerde böyle hoşuma giderse bestelerim. Ben beste yapmaktan da haz alıyorum gerçekten. Bu piyasada sadece işin kısası aşıklık geleneğinde şiir tür ve şekilleri isminde bir çalışmam var. Burada halk edebiyatındaki şiir tür ve şekillerini kendim yazdım hepsini. İşte bunun içerisinde dedim de diler vardır, lep değmez vardır, musammat vardır, müstezat vardır, koçaklama vardır, ilahi vardır. Hepsi. Yani en zorlar neyse onları verin. Madem böyle bir çalışmaya ben mecbur ettiniz. Onlardan en zorlar neyse onları verdiler. Satranç ya da işte cinaslı tecnis dediğimiz zor olan kendince şeyler var. Onları hazırladım. O küçük ince bir kitap. O piyasada tabii bulabilirler mi onu bilmiyorum. Çünkü bu kitap üniversitelere gönderilen bir kitaptı. Biraz da arkadaşların elinde varsa alanlara işte vermişlerdir. Piyasada yok kısası Fatma Gülşen Koçak. Evet, şimdi arkadaşlar getirdiler kitabın kapağını. Aşıklık geleneğinde şiir tür ve şekil. Öyle mi? Şu an gördüğümüz doğrudur. Doğru, evet. Aşıklık geneliğinde şiir, tür ve şekilleri. Şimdi bunun yeni baskısını yapmayı düşünmüyor musunuz efendim? Yeni baskısını yaşadığımız zaman diliminde şu an ben yani pek uygun görmüyorum. Peki. Sadece yazmış olduğum bu Zemahşer Nazım şekliyle çalışan akademisyen arkadaşlarımız var. O bitsin bakalım. Belki onu da kitabın içerisine koyarız. Çünkü bu gördüğümüz kitapta kıymetli doçent
Bekir Sami Özsoy'un bir makalesi var, yazısı var ki kendisi aşıklık geleneğinden gelir. O olsa benden daha da iyi anlatır gerçekten hocam. İrticalen söyleyen ve bütün dallar, türler, şekiller de bilir. Ama yeni hazırlanan kıymetli profesör dostum hazırlıyor. Bir makale hazırlıyor. Belki onu da harmanlayarak tekrarını basabiliriz. Ya. Evet, inşallah, inşallah. Efendim, programımızı kapatmadan önce bizi izleyen izleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak ne söyleyeyim? Ya ben yani arkadaşlarım benim dilimden anlıyorlar mı bilmiyorum. Ben zamanın dilini de bilmek durumunda olan bir sanatçıyım tabii. Ama bu zamanın dili ile konuşmanın zorluğunu ben tabii öğrenmekle mecburum ama konuşmakta da zorluk çekiyorum. Bizi anlamalılar. Ben nasıl kendi neslimden 300 sene, 400 sene, 600 sene, 700 sene önceki büyüklerimizle kucaklaştıysam, kucaklaştım hepsiyle. Kanlarımız birbirine değdi Köroğlu'yla. Yunus Emre Hazretleri'yle aynı tahttan su içtik. Bu hale gelebilmeliler diyorum. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Ben tasavvufu seviyorum. Tasavvufun içerisinde hayat buldum. Kimliğimi seviyorum. Müslümanım, Türk'üm. Lütfen kimliklerine sahip çıksınlar, kimliklerini kaybetmesinler. Devletimizi her zaman gözetsinler, korusunlar, devletimizin yanında olsunlar. Ki devleti olmayanın vatanı da olmuyor. Vatanı olmayanın hiçbir şeyi olmaz. Dini de olmuyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani mesela tasavvuf da benim en çok, ben çok Türkiye takılmam. Mesela hoşuma giden bir şarkıyı 20 sene dinlerim mesela. Yani her önüne gelen şeyi dinlemiyorum. Tabii meslek olarak dinlediğim şeyler oluyor da ama özel olarak hayatımda olan şeyler vardır mesela. Şemi Baba'nın bir divanı vardır. Evirip çevirip 100 kere böyle dinlerim. Aradan zaman geçer, bir daha denk gelir, bir daha dinlerim. Onlar da bu tür Mehmet'imi dinlesinler veya da Dile'yi dinlesinler. Zemahşer nazım şekli üzerinde dursunlar, çalışsınlar. Ki yaşadığımız zaman diliminde, halk edebiyatında şekil bulmak çok zordur. Hatta tür bulmak çok zordur. Bu çıkacak, madem öyle şey oldu. Ben de hocamız bitirdikten sonra, makalesini bitirdikten sonra tür de var. Bir de yeni kendi kazandı. Yeni derken bulalı yıllar olmuştu üzerinden. Kitaba da onu aktaralım. Bunlarla tanışmalarını istiyorum. Kendilerine iyi baksınlar ya. İnşallah. Da tabii dinlesinler ama ruhlarını, kalplerini, gönüllerini oraya vermesinler. Bu tarafta kalsınlar. kendi özlerinde kalsınlar. Çok güzel. Özlerinde kalsınlar ama evet. Dinlemek istedikleri sanatçılar da dinlesinler. Çok teşekkür ediyorum Sayın Osman Bey. Yani ben çok mutlu oldum. Yine keyfine, tadına doyulmaz bir sohbet gerçekleştirdik. Şahsınız adına ekipteki diğer arkadaşlara da selam ederim inşallah. Başka bir programda sizinle tekrar birlikte olmak isteriz. Osman Bey, çok teşekkür ediyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Size ve ekibinize ben de teşekkür ediyorum. Çocuklar çok uğraştılar. Evet, sağ olsunlar. Bu programı kurtarmak için. Neticede onların da değil, benim de değil. Allah'a emanet. Evet. Zuhurat'a tabi olduk. Zuhurat böyle bir şey nasip etti. Aldık, kabul ettik. Sevgili Mavera televizyonu izleyicileri, bugün çok kıymetli, çok değerli bir ağabeyimiz Osman Öztunç konuğumuz idi. Türkülerin dili dedik. Türkülerin dilinden, Yunus Emre'den, Dadaloğlu'ndan, Zemahşer, nazım şekline kadar pek çok konuyu konuştuk ama tadı damağımızda kaldı. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Haftaya başka bir konu, yeni bir konukla beraber, sizlerle beraber olmak için sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.